Merhaba Dönök Güvercin TV izleyicileri. Bugün İzmir Çam Dibinde birlikteyiz. Bugün çok metini duyduğumuz güvercinin sahibi Rıdvan abimizin yanındayız. Sağ olsun bizi misafir etti. Dönök Güvercin TV izleyicileriyle konuşmasını birlikte şimdi gerçekleştireceğiz röportajımızı. Öncelikle merhabalar. Merhaba Murat Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Allah Dönek Güvercin TV izleyicileriyle paylaşmak istediğimiz duyguları, bütünleştirici camiayla ilgili mesajlarımızı, bu camiayı daha ileriye taşımak için, iyi temennilerinizi öğrenmek için yanınıza geldik. Şu an dönen güvercinle ilgili röportajımızın daha sonra kısmında sizlere sorularımız olacak. Bir başlangıç babında. Dönök güvercin sevdasıyla ne zaman tanıştık? Böyle bir başlangıç yapalım. Kendimizi başta bir tanıtalım. Tanıtalım. Şimdi ben, ismim Rıdvan Koç. Tabii çocukluktan bu sevdanın içindeyiz. Aynı zamanda da turizm şirketim var. Burada da güzel bir dönek güvercin bakabilecek de yerimiz de var. Hem işim hem kuşlarımla o iki sevdamı birlikte yürütüyorum. Allah'a şükürler olsun. Öncelikle Dönek TV, Dönek Güvercini TV izleyicilerine selamlarımı iletiyorum. Bu sevdamı birlikte paylaştığım için de ayrıca gururluyum ve mutluyum. Dönek kuşu ve kuş konusu benim en çok çocukluğumdan beri sevdiğim ve ilgi duyduğum bir hayvanlar içindedir. Yanı sıra köpeklerim de var. Köpek de sevgim var tabii ki. Şimdi güvercin konusu çocukluktandır. Genelde büyüklerimizden de alıyoruz. Çocukluktan giren bir sevgi, çıkmak bilmiyor. Ve bunu da biz Buca'ya, biz Edirne, Keşan, Enezli'yiz. Köyden getirdiğim kuşlarla başladığım bir serüven bu. Daha sonra da Buca'da bir 4-5 sene ikamet ettik ailece. Orada Sütçü Yaşar abiyi tanıdım, bir dönek kuşunu orada izledikten sonra zaten hayranlığım daha iki kat arttı. Kaç yıllarında? Kuş olarak yaklaşık 1985 yıllarında. Oradan sonra Kazım ve Nazım abim, Lütfü bir arkadaşım vardı. Boşnak, halen orada yaşıyorlar. Oradan sonra da 89'da biz Çam Dibine taşındık. Burada da değerli büyüğüm Hamdi Aco dediğimiz bizim manevi amcamızla tanıştık. Onlara yakın Koçkavak'ta bir mahalleye taşındık. Onlarla da bir samimiyetimiz, arkadaşlığımız, bir dostluğumuz oluştu. Tabii rahmetli oldu şimdi bizim Fanti Kazım abimiz. Onu da çok ziyarete gittik. Abisi de Mustafa, o da rahmetli oldu. Dönek güvercinleri burada biz pekiştirdik. Kalbimize iyice girdi. Haliyle tabii kuşlar edindik hep, sağ soldan derken de Kazım abiden de kuş edindim zamanında, Fanti Kazım'dan. Ve bir şekilde biz bu serüvenin içine girdik. Belli dönemlerde işimden dolayı tamamen vermek zorunda kaldım. Belli dönemlerde tekrar aldım. Tabii son 4 yıllık bir serüvenim var benim. İşimin biraz rahatlamasından dolayı iyi bir kuşçuluk yaptım, bir 3-4 senedir diyeyim. Burada yine Duran arkadaşımızdan edindiğimiz kuşlar var. Halen şu anda baktığım ve şu anda da halen onların üstünde eğitimlerini veriyorum. İyi güvercinler olduğuna inanıyorum. Bunu da seyredeceğiz inşallah yine Murat Hocam'ın videolarıyla beraber. Tabii şimdi sona doğru da geliyoruz haliyle. Tabii 2020 yılında iyi bir damızlık eşlemeleri yapmışım. Tabii bu da biraz şans işi. Yaptık, herkes yapıyor. Fakat iki eşin buluşması aslında dönen, gerçek dönüşü verebilmesi. Benim mantığımda bu yatıyor. Dişinin yaptığı hareketler, erkeğin yaptığı hareketlerin, iki kuşun geninin karışımından bugünkü seyrettiğimiz bir Herkülümüz çıktı mesela. Yani burada dönek seven arkadaşlarımıza benim fikrim yine de kuşları lütfen havada görsünler önce meziyetlerini. Bu meziyetlerine katabilecekleri kendi düşünceleri ve bunu diğer büyüklerimizden de edindiği bilgiler doğrultusunda eşlemeleri bu şekilde yaparlarsa
kısa sürede olumlu bir cevap alırlar diye düşünüyorum. Ama tabii bunun uçurmak en büyük katkısı, dönek kuşu içindeki meziyeti uçtukça güzelleşen, uçtukça içinde dönek kanı varsa çıkarılan bir kuş bu, dönek kuşu. O yüzden ben inanın bayağı bir emek verdim. Sabah olsun, akşam olsun. Tabii emeğimizin karşılığını da yavaş yavaş alıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız videoyu seyrettikten sonra, biz bu kuşlarımızı var olduğunu eşe dosta duyurduktan sonra yaklaşık 3-4 gündür bayağıdır misafirimiz geliyor. Sağ olsun sevenlerimiz geliyor. Allah da eksik etmesin. Öncelikle zaten bu sevenler için de Mümin, kahveci Mümin kardeşime buradan da yine hatıra olsun diye anlatıyorum. Bir tepsi çok lezzetli baklavasını yedik dün akşam. Kenan kardeşimin de sağ olsun ev yapımı baklavasını yedik kolalar eşliğinde. Güzel bir sohbet yaşadık dün akşam dahil olmak üzere. Ha burada şunu tekrar söyleyeyim. Kuşun gerçekten hava, nem, rüzgar ve hava kalitesi çok önemli. Çünkü bu kuşlar rüzgarı kullanıyorlar. Yani rüzgarın içinde bu performansı sergiliyorlar. Bundan dolayı gerçekten yıldız bir kuşa özen gösterip bunu da seven arkadaşlarımı da zorlamadan o kuşu uzun yıllar seyretmeyi nasip etmelerini istiyorum. Yetiştiriciyi de zorlamasın, kimse zorlamasın. Bunu zaman zaman güzel havalarda bu güzel zevki birlikte tatmak en güzeli. Bu sebepten dolayı ben öncelikle Murat öğretmenim diyeceğim. Hocam biraz ikili kalıyor imamla öğretmen karışması. O yüzden Murat öğretmenime tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri buluşturduğu için. Ben ne kadar dönekçi arkadaşlarımı tanısam da beni tanımayanlara da bizi tanıştırmasından dolayı da yine teşekkür ediyorum. Bizim mekanımız Yeşilova'da, adresimiz burası. Tüm dönekle ilgili gerek görüş, gerek görme, gerek sohbet etmek isteyen tüm arkadaşları yanıma bekliyorum. Kapım hepsine açık. Tüm dostlara selam ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Son bir soru olarak camiadan şu şekilde bahsedecek olursak, işte gördüğünüz eksiklikler, işte şöyle de olsa çok daha güzel olur, tadından yenmez dediniz. Gözlemleriniz oldu mu? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani şimdi dönek güvercin, az önce de söyledim, tarzları, tavırları farklı, mesafesi farklı. Efendime söyleyeyim, dönüşe girdikten sonraki zorlamaları farklı. Ama burada yine de üstüne basa basa söyleyeceğim. Şimdi her kuş damızlık olmuyor. Kardeş damızlık koyan var, bu onun amcasıdır diyen var. Efendime söyleyeyim, bu oğludur diyen var. Ama inanın birbirine hiç uyu suyu hiç birbirine benzemiyorlar. Bu yüzden çok zaman alıyor. Sizden tek ricam, kuş edinmek isteyen arkadaşların, bunu zaten bizler de zaman zaman yaptık. Havada belli bir değerde kuşlar aldık. Bu meziyet içinde var olan kuş, verebilir ihtimali yüksek olan kuşlar. Hani uygunluğu sağlayabilir diye. Ben o doğruya inanıyorum. Ama işte bunun soyu böyle, bunun soyundan bunlar dense de çok kişi arkadaşımın halen damızlık çıyım diyerekten doğru dürüst kuş uçuramadığına tanıkım bu konuyla ilgili. O yüzden sizden ricam, gerçekten dönek çok meşakkatli bir yetiştiriciliği, çok meşakkatli bir konu. O yüzden bir kuşu yetiştirmek bir ve iki yıla kadar süren bir serüven alıyor. Kim arkadaşımız bir yavru iki yavru baksın diye olacak diyor ama içinde yoksa olmuyor sayın dönek severler. Sizden ricam, güvendiğiniz, her zaman gittiğiniz, her zaman çıkardığı güvercinlerin soyuna güvendiğiniz kuşları uçurarak almanız en doğrusu. Ama olabilir ihtimalle kardeşlerinden edinip
onların meziyetlerini buluşturursak bu sevdamızı en azından yüzdesel olarak arttırırız diye düşünüyorum. Benim düşüncem. Şimdi Herkül'ün dönüşlerini biz izliyoruz. Bu Herkül, Kaptan Herkül dedik. Ben de bir ekleme yaptım. Kaptan Herkül'le ilgili. Bu kuşun yavruluk döneminden günümüze kadar şöyle bir kısaca anlatabilir miyiz? Şimdi ilk dönüşü nasıl buldu? Dönüşün üstüne nasıl koydu? Yani cevheri ne zaman keşfettiniz? Tabii. Üstüne nasıl gittiniz? Çok mu uçurdunuz? Az mı uçurdunuz? Saat kaçta uçurdunuz? Şimdi aynen. Şimdi şöyle, aslında güzel bir konu. Neden güzel? Bizde de hep çocuklara derdi ya, adam olacak çocuk da küçükken belli olurmuş. Bu kuş gerçekten yavruluğunda da özel bir kuştu. Nedeni şu, ve bunu ben bütün dostlarıma geldiklerinde anlatıyordum. Kuş erkekliğe gelmeye yakın diyeyim, erkek olmaya yakın. Dönüşe başladı ve bitirdi, bu kadar. Yani ben o kuşu hiç zorlamadım. Yani 10 defa, 20 defa, 100 defa, hayır. Kuş ergenliğe geldi, aşağı gelirken tutmaya başladı ve tekerlek yaptı, bu kadar. Yani hayatında... Tekerleği yaşında mı yaptı? Yaşına yakın yaptı. Ve şu an aynı düzende devam ediyor. Yani yumurtada, yavruda, mayada, yani hiçbir şeyde hatasını görmedim. O yüzden onun özelliğini ben daha uçurdururken daha hissediyordum sayın arkadaşlarım. O yüzden bir şey olmuyorsa da olmuyordur. Ona da lütfen inanın. Çünkü ergenliğe kadar bir kuşun en hızlı yanı gençlik yıllarımız, hepimizin öyle ya. Ama bir kuşun da gerçekten kanının hızlandı, dönüşünün hızlı yapabileceği dönemler eşe gittiği dönemler diye buna ben kendim şahidim. O günlerde artık ne yapıyorsa yapıyor. Kimisi kesiyor, bırakıyor. Yok artık yapmayacağım diyor ama. Kimisi de böyle 2 seneye yakın dönüşünü devam ettiriyor. Bu da benim için çok büyük bir kazanç oldu. Kardeşlerini uçuruyoruz. İnşallah onlardan da verim alacağız. Eğer olabiliyorsa tekrar ilave bir sohbetle yine karşınıza çıkarız inşallah. Şimdi kuş dönüşe başladığında bu şekilde mesafeli mi dönüyordu, yoksa yavaş yavaş mesafeyi arttırdı mı? Arttırdım. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben o kuşu ilk dönüşünü sağ kanadına buldu. Zaten bulduğu için de genelde ona kendi geliyordu zaten, o kanadına. Fakat bu soluna da bazen tuttuğunda o burgu dediğimiz burguya yakın bir dönüş tavrı vardı onun. Ben de onu görselliği zayıf diye fazla kullanmadım. Ama kendim yetiştirdiğim için onun üstüne düşmeye başladım. Yani sol kanadını da bir görelim diye. Ve o sebeple biraz üstüne düştük ve onu da buldu. Ama şu anda seyrettiğimiz videolar sol kanadına bulduğu videolardır. O yüzden onu da başardı. Şu an sol ve sağ kanadı aynı düzeyde, aynı değerde dönüyor. Yani o aşamaları geçti. Bununla birlikte yani Kaptan Herkül haricinde de kuşlarınız, ben izledim performanslarını, gördüm. Yani tek bir kuş değil, şu an kümesinizde 4-5 tane kuşun performans sergilediğini gördüm. Evet. Onlardan da bahsedelim ve röportajı bitirelim. Daha sonra ileride bir röportaj daha yapacağız. Yaparız. Çünkü onların da gerçekten özel olduğunu inanıyorum. Şimdi biz bir meteor adında bir kuşun adını koyduk. Şöyle de biraz derine ineyim. Ben de 3-4 çift bu sene, yaklaşık 4 çiftin güzel yavru verdiğine tanığım ben. Tanık oldum. Ve bunların içinde bademli mavi yeni bir eşlemenin ürünü. Meteor dediğimiz bir kuşumuz var. Videosunu da çektik. Onu da yayınlayacak inşallah Murat öğretmenim. Yani şu an 3-4 damızlık kuşumuzun dönüş tavırları, dönüş şekilleri, dönüşe girişleri çok farklı. Bu sebepten dolayı ben bu 3 kol dediğim, kendi adıma bu 3 kolla daha iyi netice alacağıma inanıyorum. İleride belki bunları bir eşlemeyle süsleyebilirim diye düşünüyorum. Ama şu anda damızlıklar da yavru ve kardeşlerini almaya çalışıyorum. Onlardan gelecek neticelere göre de değiştirebilirim veya eşleme farklılığı yaratabilirim. Şimdi ben daha önce İstanbul'da çalıştım. İstanbul'da öğretmenlik yaptığım okulda resim öğretmeni arkadaşım bir ressamdı.
Ressamların içinde sergi yaptıklarında ve yaptıkları tabloları ve resimleri sergilerken o günkü müzayede işte oturumda her giden arkadaşları çiçek götürürmüş. Sanki onların, ressamların bir düğünüymüş bu. Evet. Aynı şekilde bizim dönek güvercini besleyen ustalarımız da bir yerde kuş döndüğünde büyük bir toplantı oluyor, büyük bir toplanma oluyor. Dün seyrettiğim canlı yayında Hamdi ustamız sanki etraftan burada düğün var, nişan var zannediyorlar gibisinden bir yaptı ve herkes çok güldü. Evet. Bununla ilgili birkaç bir şey alıp röportajı bitirmek istiyorum. Evet. Yani bunun güzelliğini, bunun heyecanını yaşadınız mı? Mutluluğunu yaşadınız mı? Aynı şekilde okuldan da bir arkadaşım ya dedi hiç bilmiyor bu işi. Ya dedi bir videonu izledim dedi. Kuş döndükten sonra dedi çocuklar gibi seviniyorsunuz dedi. Belki dedi hani hayatınızdaki sevinçlere baktığınızda dedi bu kadar çok sevindiniz başka sevinciniz olmayabilir dedi. Ama o güvercin döndüğünde dedi herkes havaya kalkıyor dedi. Baktım dedi yaşlı dedeler dedi amcalar dedi birbirine sarılıyor. Hay maşallah diye bağırıyorsunuz dedi. Evet bir heyecan bir mutluluk. Bununla ilgili bir paylaşım ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi tabii öncelikle bir kümesin etrafında bu kadar değerli insanları, bu topluluğu görmek demek inanın bu duygu bende çok değişik var. Hani eliniz ayağınız titrer denilen bir cinsten de oluyor. Ve dönek güvercin gerçekten yaradanın bir mucizesi. Yani ben hüneri seviyorum, hünerli ya da renk. Zaten mucizeleri var yaradanın renkle ilgili ama bu dönüşünün bir kuşa bu dönüşü verebilme gücünden dolayı yaradana aşkım daha da artıyor. Ve ben inanıyorum ki bugün o aşkı görmek için de o düğün konulu o sohbet ya da düğün gibi yaşadığımız bir mutluluk. Aslında onun o kuşun o hünerinin mutluluğuydu benim için. Ya da o kadar insan, o kadar dönek sever arkadaşımız, kardeşimiz, abilerimiz onun o mucizeyi, yaradanı aslında orada biz yaradanı alkışlıyoruz. Yaradanın gücüne o mutluluğu veriyoruz. Onun adına onları yaptığımıza inanıyorum. Çünkü ben o duyguyla o kuşlara hayretle bakıyorum. Yani ben bu mutlulukları her yerde yaşamayı hayal ediyorum. Ben herkesin iyi kuş bakmasını da aslında en büyük temennim o. Ve ben dostlara şunu da söylüyorum. Lütfen yeni girişimci arkadaşlarımızın bu sevgiden mahrum etmeyelim. Mümkün mertebe onlara yardımcı olalım. Mümkün mertebe onların bu sevgisine katkıda bulunalım. Onların bize övgüleri, onların bize duyduğu saygı, sevgi yeterli olması lazım. O yüzden dünkü duygum benim için çok büyük ve çok değerli. Bunu inşallah ilerleyen zamanlarda başka arkadaşlarımızla da görürüz, tadarız. Antalya'dan da genç bir grup arkadaş geldi. Onlara da sağ olsunlar. Onlar da yakışıklı gençlerdi sağ olsunlar. Yeni girişimcilerdi. İnşallah onlar da iyi bir izlenimle, iyi bir tecrübeyle, iyi bir eşleme kuş nasip olur da onları da biz Antalya'ya gittiğimizde inşallah onurlandırırız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Allah daha güzel kuşlar uçurtmayı nasip etsin. Amin. Herkese inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.